Şu anda yoğun bir kar yağışı var ve şu an 3 dakikadır siren çalıyor. Tekrar ve çatışma sesleri tekrar yükselmeye başladı. Fakat yoğun bir kar yağışı şu anda devam ediyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şu anda çok soğuk bir hava var ve 3 dakikadır aralıksız siren sesi çalıyor burada. Sabri Bey, şu anda gece yaşanan patlamalarla ilgili ayrıntıları seyircilerimizle paylaştık. Siz bu konuyla ilgili neler yaşadınız? Bir de sizin izlenimlerinizi işitelim. Dün akşam ışıkları kapatıp tırnaklara girmemiz istendi bizden ve tüm ışıklar kapandı. Ben Kiev'in merkezine 20 dakikalık uzaklıkta bir köy kasabasına kaçmıştım. Buradaki halk, köylü halkı tüm evleri gezerek ışıkları kapatın ve sığınaklara girin dedi. Işıkları kapatıp sığınaklara girdiğimizde ve inanılmaz büyük patlamalar ve çatışmalar meydana geldi. Çünkü haberlerde de gösterdiğiniz şu an ekranda olan patlamada bize sadece 1,5 kilometre uzaklıkta bulunduğu mevkiye. Sabri Bey, siz neden kaçırdınız? Dün ben seyrettim, anlatımlarınızı da dinledim, çok da etkilendim. Ne oldu yani, niye yakalayamadınız konvoyu? Çünkü köprü var. Bizim Abolon'daydık. Biz çatışmaların üçüncü günü de çok yoğun olduğu yerden. Askerler bastı orayı. Her şeyimizi bizim aldılar oradan. Hangi Paralarımızı, askerler? Hangi ceketlerimizi, kıyafetlerimizi. devletin askerleri? Evet, kim olduğunu bilmiyoruz. Sadece Rusça konuşuyorlardı. Kollarında bant da yoktu o üçüncü günde. Sadece Rusça konuşuyorlardı. Ukraynaca konuşmuyorlardı. Arabamızın önünü kesip bizim her şeyimizi aldılar. Şu anda cekette giyemiyorum. Bu soğuk hava inanılmaz derecede. Çünkü her şeyimize el koydular. Biz de buraya kaçmak zorunda kaldık. Burası 20 dakika batısında Kiev'in merkezine. Yine Kiev'de. Yani Sabri Okay, soyuldunuz mu yani? Bu Evet, düzenli bir evet, ordunun evet, yapacağı evet, bir iş evet. değil yani. Böyle adi hırsızlık vakaları da yaşanıyor demek ki. Bütün her şeyimizi aldılar, öyle bıraktılar bizi. Gözümüzün önündeki kişiyi vurdular. Daha önceki yayınlarda da söylemiştim. Ben arka arabamızda bulunanlar hiçbir şeyi vermek istemediler ve vuruldular. Biz de onları görünce mecburen her şeyimizi bırakıp kaçmak zorunda kaldık. En yakın köy kasabasına sığındık. Sağ olsun buradaki insanlar da bizleri seviyorlar. Türk halkını seviyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızı çok seviyorlar. O yüzden bana da yardım ettiler. Evlerini açtılar eşimle birlikte. Eşim buranın vatandaşı. Yani siz Evlerinde 3 gündür de burada bulunuyoruz. tanıdık bir köye mi gitmiştiniz, tanımadık öyle yolunuza çıkan bir yerde misiniz şu anda? Önümüze çıkan ilk köye sığınmak zorunda kaldık. Çünkü yollar da çok kötüydü. Biz üçüncü günde bulunduğumuz mevkiden kaçarken ilk bulduğumuz köye sığınmak zorunda kaldık. Sağ olsunlar, onlar da bize evlerini açtılar. Yani şu anda siz hiç tanımadığınız Ukraynalı bir ailenin evindesiniz, doğru mu? Evet. Tamamen öyle Peki tanıdık. yani arkadaki aracı vurdular araçtaki insanları dediniz. Öldü mü onlar? Evet, gözümüzün önünde otomatik silahlarla hatta 1,5 metre bile değildi. Ateş açtılar, vurulduklarını gözlerimizle gördük. Ve soydular sizi yani. Hırsızlık vakasından bahsediyoruz burada. Evet. Her şeyimizi aldılar bizim. Her şeyimizi. Suyumuz vardı, onu dahi aldılar yani. Peki ihtiyaçlarınızı nasıl karşılıyorsunuz şu anda? Şu anda karşılayamıyoruz çünkü dün market açıldığında markete gittik. Markette hiçbir şey kalmamıştı. Ufak tefek şeyler vardı. Mecburen köylülerin yardımıyla oradan birkaç şey alabildik. Bugün de açılacakmış market. Yine gidip denemeyi Peki bu deneyeceğiz mal ve tekrar. hizmet Biraz tedariki tehlikeli. nasıl yaşanıyor bulunduğunuz yerle diğer yerler arasında? Burası bulunduğum şu arka tarafta. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Arka tarafta polis karakolları var. İki tane çok büyük. Bütün çatışmalar orada gerçekleşiyor iki gündür. Dün akşam da inanılmaz derecede patlama sesleri çok yakından geliyordu. Ve çatışma sesleri çok yoğundu. Şimdi sabah ara ara devam ediyor. Bir 5 dakika önce siren çaldı ve tekrar çatışma sesleri yükselmeye başladı. Efendim tabii sizin de can güvenliğinizi tehlikeye atmak istemiyoruz. Sirenin çaldığını söylediniz. Nereden bilgileniyorsunuz? Bilgi kaynaklarınız işliyor mu? Çok çok zayıf. Radyolar bazen çekiyor, bazen çekmiyor. Radyolar, Ukrayna radyosundan bilgi almaya çalışıyoruz ya da sizleri takip ediyoruz. İnternetten artık gücümüz yettiğince bilgi almaya çalışıyoruz ne yapmamız gerektiği konusunda.
Sabri Bey, sizi fazla dışarıda tutmak istemiyoruz. Can güvenliğiniz açısından kar yağdığını da söylediniz. Sirenler çaldı, bu saldırı ihtimali demek. Nasıl kurtulacaksınız oradan? Size dua ediyoruz hepimiz. Konsolosluğumuz sağ olsunlar her dakika bizimle birlikte. Ben devletimize, konsolosluğumuza güveniyorum. Onların talimatlarını tek tek uygulamaya çalışıyorum. Daha önce de söylemiştim, burada kalmayacağız. Devletimiz bizi alacak buradan. Ben de bir sonraki trene güvenli olduğu zaman binip ülkeme dönmek istiyorum. Size de eşinize de Yüce Allah'tan sağlıklı hayırlı ömür diliyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Peki orada bulunduğunuz yerde direnişle ilgili bir örgütlenme var mı? 500 metre çok yakınımızda. Marketle bir 500 metre yakınımızda bizim. Dün markete gittiğimizde benim gitmememi erkeklere aldıklarını söylediler. Ben de gitmedim. Eşim gittiğinde yine 35-40 kişilik bir sivil direniş görmüş. Ellerinde otomatik silahlarla. Onlar söyledi zaten trene gidecektim ben. Onlar söyledi trene gitmemem konusunda. Onlar beni uyardı. Çünkü köprülerde çok büyük çatışmalar var. Giderseniz vurulursunuz demişler eşime. O yüzden dün akşamki treni kaçırdım Kiev'deki. Peki efendim, yani şu an bulunduğunuz yerdesiniz. Size Yüce Allah'tan sağlık diliyoruz, hayırlı ömür diliyoruz, bir an önce kurtarılmanızı diliyoruz. Peki Ukraynalılardaki direniş ruhuyla ilgili bir tespitiniz var mı? Ya ilk birkaç gün aslında çok fazla yokturdu ama şu anda sadece özgürlükleri elinden alındıkları için ve buna çok fazla inandıkları için hani kadın erkek demeden herkes direnişe katılmaya başladı. Allah sağlıklı hayırlı ömür versin. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Sizler için dua ediyoruz. Sabri Bey, Sabri Okay yayınımızdaydı ki eve birkaç kilometre uzaklıkta.